Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Manisa Akhisar'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Makbule Hanım ve Mustafa Bey var. Kendileri bu bölgede çiçekçilik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım firmamızdaki hizmet ve faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Mustafa Bey, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Makbule Hanım, sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür. Bizlerdeyiz. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncesinde ne kadar zamandır faaliyetteyiz? Biraz bunu öğrenelim Mustafa Bey. Sizlerden ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz ya da bu çiçekçilik alanında çalışmaya nasıl karar verdiniz? Ben öncelikle kendim fidan yetiştiriyordum. Buralarda daha sonra eşim de çiçeğe çok meraklıydı. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Hem de fidanlarla ilgili daha iyi olur diye. Açık alanda hani insanların daha farklı bir sektörü, yani bu hani betonlar arasında değil de daha açık alanda, daha ferah bir ortamda yapalım istedik. O yüzden böyle bir şeye giriştik. İnşallah Allah'ım yolumuzu açık eder. Evet. Aslında o zaman Makbule Hanım, sanırım bu çiçeklerle ilgilenmek vesaire sizin bir nevi hobiniz. Evet. Daha öncesinde Mustafa Bey zaten fidanlarla da uğraşırken böyle hep birlikte bir çatı altında toplanıp bu çiçeklerle alakalı bir iş yapmaya karar vermişsiniz. Aynen. Aynen. Yani çiçeklere olan ilgimden, alakalından dolayı hani dedim ki hani artık evde oturacağıma, yani bomboş oturacağıma, çocuğumla burada uğraşayım, burada bir şeyler yapayım. Böyle bir yer açmaya karar verdik. Yani aslında hobi olan buradaki özelliğinizi aslında biraz da ticarete dökmüşsünüz. Hem sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, hem bundan bir gelir elde ediyorsunuz, hem de aslında çiçeklerle uğraştıkça mutlu da oluyorsunuz. Hepsini bir arada halletmiş oldunuz. Aslında biraz da şanslısınız bu konuda ki Mustafa Bey de sizlere destek olmuş. Şimdi artık ben buradaki faaliyetlere geçmek istiyorum. Şu anda tabii sizler arkamızda birkaç tane örnek görebileceğiniz çiçekleri görüyorsunuz ama göremedikleriniz de var gerçekten. Burası girdiğimiz andan itibaren zaten içimizi açan bir sera. Şu anda serada yapıyoruz röportajımızı. Makbule Hanım, sizlerden dinleyelim. Buradaki bitki türleri, çiçek türleri ya da seramızdaki çeşitler neler? Skaladan biraz bahsedin lütfen. Anlatayım ben size. Salon bitkileri, bahçe bitkileri, mevsimlik çiçeklerimiz, saksı çiçeklerimiz ve en çok tercih edilen kaktüs ve sukulentlerimiz yer almakta. Böyle evde kullanabileceğimiz hem dekoratif amaçlı hem beslemek için çok güzel böyle minimal bitkiler de var. Bunlar salon bitkileri dediğiniz kategori mi? Aynen. Dediğim gibi yeşil yapraklı olanlar salon bitkileridir. Minik ve küçük olanlar genelde kaktüs ve sukulent olarak kendi aralarında ayrılmaktadır. Bahçe çiçeklerimiz de vardır. Hani her mesela gelen müşterimiz kimi salon derken, kimi minik derken, kimi bahçe çiçeği derken yani çeşitlerimiz bulunmaktadır. Evet. Peki ben şurada böyle ağacımsı bitkiler de görüyorum aslında. Peki bunlar nedir? Onlar meyve fidanlarımızdır, narinciyelerimizdir. Kimi balkonda bakmak, kimisi bahçesine dikmek istediğinden dolayı biz de bulundurmaya çalışıyoruz. Şimdi burada fidanlar demişken o zaman Mustafa Bey, sözü biraz da sizlere vermek lazım. Fidanlarla daha çok ilgilenen sizlersiniz. Meyve fidanları dedim Makbule Hanım. Skala'dan bahsedin lütfen. Katlarımız var. Kokulu mandalinimiz var, bodur yediveren limonlarımız var, portakal var, limon var, yine aynı normal limon var. Evet. Yani bunlar da kendi içinde çeşitleri var. Dışarıda yine hakeza meyve fidanlarımız var, evet. Açık köklü şu anda. Ceviz var, zeytin fidanı var, Antep fıstığı fidanımız daha olacak inşallah. Yani şu anda o kadar Antep fıstığımız yok ama inşallah gelecekte o da olacak. Evet. Yani burada aslında fidanlarla alakalı da çalışıyoruz. Sadece çiçek üzerine değil. Tabii ben istiyorum ki buraya insanlar geldiği zaman gezsinler. Hani ferah bir ortam olsun. Hani hayalim zaten benim daha büyük bir yerde, yol kenarında daha güzel, daha ferah, insanların gezip vakit geçirebileceği. Hani evet. Peyzaj alanında da hani evet. Hani bu şekilde. Yani portföyümüzü genişleteceğiz inşallah. Evet, aslında burada yavaş yavaş büyümekte olan da bir firmayız. Antep fıstığı fidanı dediniz ki Manisa bölgesindeyiz. Sanırım yetiştiği bir bölge burası. Tabii Kula, Selendi, Demirci şu anda hani ileri derecede bunları dikiyor. Hani dikmeye devam ediyor. Sizler de bünyenize katacaksınız yakında. Tabii ki, yani ben şu anda sertifika aşamasında olan bir şeyim. Yani Şubat ayında sertifikamı alacağım. Ve hani seneye bundan daha az büyümeyi düşünüyorum. Ha. Evet.
bizim her ne kadar şu anda yerimiz çok küçük olsa da hayallerimiz çok büyük, evet. Yani bu konuda hani hayallerim çok büyük, evet. Şu anda zaten istemek önemli diyoruz ki buradaki çeşitlere bakılırsa aslında ileride yavaş yavaş bu ürün skalasında genişleteceğinizi açıkçası ben düşünüyorum. Şimdi burada aslında en zor şeylerden biri de bu çiçeklerin vesaire bakımları. Evet, hepimiz çok seviyoruz ve göze gerçekten baktığımızda çok güzel geliyorlar ama bakmaları, aslında bakımları da aslında bir o kadar zor. Kolay değil bence çiçek yetiştirmek, Makbul Hanım. Burada sözü size vermek istiyorum. Çiçek bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şöyle diyebilirim. Şimdi salon bitkileri dediğim gibi mesela çok güneşi sevmeyen ya da güneşi çok sevmediği için suyu az istemektedir. Şimdi mesela güneşi görmediği halde sen ona sürekli su verirsen yani ölür. Yani yaşayamaz. Kimileri güneşi çok severken kimileri sevmez. Kimileri suyu çok severken suyu sevmez. Yani ben önemli olan burada sadece çiçeği satmak değil de bakımı. Yani bakımını bilmesi, onunla ilgilenmesini, yani vakit geçirmesini. Peki siz bu konuda yardımcı oluyor musunuz burada gelip çiçek alan müşterilerinize? Bakım alanında da işte diyelim ki ben buradan bir çiçek aldım, evime götürdüm. Fakat hani ters giden bir şeyler var. Size geri geldiklerinde müdahale edebiliyor musunuz? Tabii, ne yapıyorum mesela? Bir köküne bakıyorum. Eğer hani iyi durumdaysa toprağını değiştiriyorum. Bitki besini verebiliyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir umut. Evet. Yani aslında burada bakım alanında da işte ilaç ya da bitki besini demiştiniz. Bunlar da sizde mevcut ve gelen çiçeklere tabii ki de ölmemiş olması gerekiyor bunun için. Ölmemiş olan çiçeklere de elinizden geldiğince müdahale edip yetiştirme konusunda da buradaki müşterilerinize yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki de, yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, anlatmaya, öğretmeye, bilgi vermeye çalışıyorum. Evet. Peki şimdi burada müşteri memnuniyetleri Mustafa Bey nasıl, geri dönüşler olumlu yönde mi sizleri mutlu ediyor mu? Tabii ki bizi yani geri dönüşler, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Mesela yani bizden çiçeği yani o bitkiyi bizden almamış dahi olsa, mesela bize getirirse, biz onu toprak değişiminden, saksı değişiminden ya da herhangi bir bakımından ya da fark edebildiğimiz bir rahatsızlığı varsa çiçeğin, hani bak bunu çok sürüyorsun, sulama gibi bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hani bizim o bitkiyi bizden almamış dahi olsa bize geldikten sonra biz yardımcı oluyoruz her türlü, yani elimizden ne gelirse. Çünkü bizim hani birinci amacımız insanlarla karşılıklı bir güven. Biz yeni bir firmayız, kabul ediyoruz ama bu konuda iddialıyız ve hani çok da iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Evet. O yüzden hiç bir kişi geldiği zaman kapımızdan çevirmiyoruz. Hani evet, bizden almadın bunu bize ne demiyoruz yani. Biz elimizden ne gelirse, gerek saksısından, gerek toprağından ya da bitkideki herhangi bir durumdan varsa onlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarını insanlara aktarıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda devam ediyoruz yani. Burada aynı zamanda da tabii sürekli aynı çeşitler yoktur diye tahmin ediyorum. Sizler de tedarik ettiğiniz yerden böyle ilerleyen zamanlarda da galiba bu çiçek olsun, kaktüs olsun ürün skalasını genişletiyorsunuz değil mi? Ya tabii, öğrendikçe mesela müşterilerimizden duyduğumuz kadar hani istenilen ya da tercih edilen bitkileri bulundurmaya çalışıyoruz. Peki burada talep doğrultusunda diyelim ki ben devamlı müşterinizim ve bir çiçek istiyorum. Kişiye özel diyelim bir nevi, yani talep doğrultusunda da buraya ürünler getirebilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Yani bizden derlerse ki mesela, biz zaten hani gideceğimiz zaman söylüyoruz müşterilere, mesela diyoruz bize fotoğrafını getiriyorlar, bu olabilir mi? Bulursak getiriyoruz. Bulamazsak da yine buluyoruz, yani bir şekilde temin ediyoruz. Onda sıkıntı yok. Röportajımızı yavaş yavaş bitirmeden önce, yeni bir işletmeyiz ama işimizde iddialıyız ve iyi yaptığımızı düşünüyoruz. O zaman şu soruyu soralım ilk önce. Çiçekçilik alanında Manisa Akhisar'da neden siz tercih edilmelisiniz? Neden biz tercih edilmeyiz? Yani biz öncelikle hani insanlara hani bir güven, yani biz insanlara güveniyoruz. Gelen müşteri yani art niyetine bakmıyoruz. Güveniyoruz. Onlara da bir güven vermeyi düşünüyoruz. Güven verdiğimizi düşünüyoruz. Hani insanlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bizi neden tercih ederler? Tercih ederlerse teşekkür ederiz. Etmeyenlerden de Allah razı olsun. Yani yapacak bir şey yok ama. Elimizden geldiğince aslında buraya gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda ben mesela çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü ben bakıyorum mesela, insanlar geldiği zaman bir daha geliyor, bir daha geliyor. Bir insan bir dükkana bir iki defa geliyorsa demek ki memnun kalmıştır. Yani biz çünkü hani sosyal medyadan da bunun teşekkürlerini alıyoruz. Evet. Hani bütün müşterimize teşekkür ediyoruz. Bütün Akhisar'ı da buraya bekliyoruz yani. Burada aynı zamanda müşteri ya da gelen insanlara para kaynağı olarak bakmaktan ziyade tamamen onlarla ilgileniyorsunuz ve hobileri olan çiçek konusunda da onlara bu yolda yardımcı oluyorsunuz. Okuduğum kitaplardan, yani bu işletmedir, hani bu bir şeyler başarmış insanlardan bunu gördüğüm kadarıyla, zaten bir şeyi para için yaparsan asla o iş olmaz.
Biz zaten öncelikle kendimizi geliştirmek, bu işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Röportajımızı bitirmeden önce kullanmış olduğumuz sosyal medya hesaplarının adını öğrenelim sizlerden. Fatih Instagram'dan Fatih Çiçekçilik Akhisar olarak bizi takip edebilirler ya da WhatsApp'tan ulaşabilirler. Evet. Herhangi bir talepleri ya da önerileri olursa buradan yardımcı oluruz. Evet. Oradaki eminim ürünler de vardır. Ürünlere de çok daha detaylı bakabilirsiniz. Zaten telefon numaraları da mevcut. Telefon numaralarından da WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Programımıza katıldığınız için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum Makbule Hanım. Bitirmeden önce son cümlelerinizi alıp bitirelim. Tabii ki de. Öncelikle çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Sizlere ve Star TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Ardından bütün müşterilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Aynı zamanda sizlerden de son cümlelerinizi alıp artık veda edelim. Valla biz de hani kısa sürede Star TV'nin buraya gelmesi bizleri çok mutlu etti. Öncelikle bunu hani sizlere ve kanalınıza teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlerle tanıştığımız için çok memnun olduk. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sosyal medya hesaplarının adını zaten sizler için söyledik. Girip bakıp oradaki ürünlere detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Aynı zamanda yardım almak isterseniz ya da bitkilerin bakımıyla alakalı danışacak birilerini arıyorsanız WhatsApp hattından da Fatih Çiçekçilik'le iletişime geçebilirsiniz. Burada gerçekten çok güzel ürünler var. Bu güzel ürünlere sizler de sahip olmak istiyorsanız eğer Manisa Akhisar'da yaşıyorsanız kesinlikle buraya gelmenizi, en azından bir gezmenizi öneriyoruz. Kesinlikle geldiğiniz andan itibaren kötü enerji vesaire her şey kayboluyor. Buradaki güler yüzle birlikte tabii ki de. Şehirden Haberler programı yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.